Görüyor musun? 36 yaşındayım. Ne kadar yaşlandım. Senin 10 kuruş aldığın söylendi. Bilmez misin? Bunların çoğu ekmek parasını zor kazanıyor. Gönülleri beni çekmiş işte. Ekmek paralarını mı ellerinden alayım? Doğru söyle Hatice. Hala güzel miyim? Sen hep güzelsin Emine abla. Sen hep güzelsindir Hatice abla. Sen hep güzel oldun. Çünkü kendini hep başkalarına verdin. Seni isteyeni sen hiç geri çevirmedin. Tanrı sana güzellik vermiş. Sen onu erkeklerle paylaştın. Erkekler seni sevdi. Seni kullandı. Sen hiç kimseyi sevmedin. Bir kişi hariç kimseyi sevmedin. Ve hiç kimseyi kullanmadın. Sen hep güzelsindir Hatice abla. Yağmur yağar, güzelsindir. Zeytin hasat olur, güzelsindir. Süngerciler denizden döner, güzelsindir. Tanrı seni güzel yaratmış. Yaratmaz olaydı. Merhaba.
Hatice. Ne var, ne oluyor? Gel, aya bak. Ay doğduğunda bir güzel yüze bakarsan, o ay içinde bütün işlerin güzel gider. Bilir misin bunu? Kaymakam Bey, lütfen anlayış gösterin. Üzüntü ve çaresizlik hastalık değildir. Bu kadın iple ağaca bağlı yaşamak zorunda bırakılamaz. Ona şefkat gösterelim. Ancak böyle iyileşir, iyileşebilirse. Sizi anlıyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Gece gündüz nereye, nasıl yatıracağımızı düşünüyorum. Etrafa zarar veriyor. Onu ancak iple ağaca bağlayarak durdurabildik. Deniz sakinleşince jandarma nezaretinde Manisa tımarhanesine yollayacağız.
Bitti işte. Sürgünlük de bitti. Nereye gidersen kendini de beraber götürüyorsun. Doğru. Peki ama benim dışımdaki bu haksızlıklar, bu korkular, bu iğrençlikler, bu namussuzluklar ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Yeniden başlayacak İstanbul'un rutin hayatı. Oo, Cevat Bey hoş geldiniz. Oo, Cevat Bey nerelerdeydiniz? Bilmiyorlar ki ben artık Cevat Bey değilim. Onların tanıdığı Cevat değilim. Adımı bile değiştirdim. Buranın insanlarından biriyim. Böyle sanıyordum. Ama buranın insanı, oranın insanı yokmuş. Doğru. İnsan, insanın kurduymuş. Bir zamanlar ruhumu huzura kavuşturmak için bir tekkeye intisap etmiştim. Gençtim. Şeyhim şöyle demişti. İçindeki karanlığı boşal ki ışıkla dolasın. Bu kolay bir şey değil. Semada kendi etrafında dönebilmek için çivili bir tahtanın üzerinde haftalarca, aylarca temin yapmam gerekiyor. Acıyla boşaltıyordum içimi. Ama içim ışıkla dolmadan yoruldu. Şimdi kendi kendime soruyorum. Gitmek mi, kalmak mı? Nereye gitmek? Nerede kalmak? Sıradan bir insan gibi kalmak. Su dolabını döndürecek hayvanı olmadığında gözünü bağlayıp dolabı kendi döndüren kadının gibi olmak. Bundan yakınmamak. Ama bunu yazgı olarak da kabul etmemek. Yerin altından yerin üstüne o mübarek suyu çıkarttığın için mutlu olmak. Aya ve yıldızlara bakmak. Güneşte terlemek. Denizin maviliğini yaşamak. Bereketini paylaşmak. Bu dünyadan biri olmak. Tek kurtuluş bu. Bir dünya sürgünü için. Tek kurtuluş.